Merhaba Fuar TV izleyicileri. Bugün sizlere TÜYAP'tan Kırtasiye Fuarı'ndan sesleniyoruz. Yıllara varan deneyimiyle teknik atılım firmasına konuk olduk. İkinci nesil Sayın Caner Taşdemir ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar. Merhabalar. Caner Bey, fuarları seviyoruz ama Kırtasiye Fuarı gerçekten bütün canlılığıyla bizler için çok çok önemli. Bu vesileyle hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, teşekkürler. İlk gün, ilk saatler ama coşkunun gerçekten muhteşem olduğunu gözlemliyoruz. Ama acaba diyoruz teknik içinde aynı güzellikte mi fuar? Bizim için her sene bu fuarlar biraz festival anlamında geçiyor. Bütün müşterilerimiz, yeni müşterilerimiz geliyor ve burada buluşuyoruz yılda bir kez. O yüzden bu fuarlar bizim için her zaman yoğun ve eğlenceli bir şekilde geçer. Süper. Sizin şu an röportaja böyle zor giriyoruz. Konuklar bekliyor, görüyorum. Ama şu anda ikinci nesille röportaj yapmanın farklı gururunu yaşıyorum. Bu güzel firma gerçekten çok eski. Evet. 1981'lere dayanan muhteşem bir geçmiş var. Ve ben bu başarı öyküsünü tabii sizden dinleyeceğim. Buyurun. Tabii. Babam ve ortağı Avni Kara 1981 yılında teknik atılımı kuruyorlar. Kendileri aynı zamanda üniversiteden ev arkadaşı ve bölüm arkadaşı, iki makine mühendisi. Üniversiteden mezun olduktan sonra ilk iş kendi başlarına bu işe atılmak oluyor. Beraber Türkiye'ye ilk laminasyon makinesini getiriyorlar. Şu anda bile bazen sokaklarda gördüğümüz PVC kaplama diye çıkan ilk makineyi onlar getiriyorlar. Ve bu makinenin üretimini Türkiye'de yapıyorlar. İşe böyle başlayarak yavaş yavaş ofis kırtasiye sektöründe distribütörlüklerle ve yeni makine gruplarıyla işimizi büyütüyoruz. Bugünlere kadar geliyoruz. Aynı zamanda 97 yılında da Teknik Kart adı altında kart firmamızı kuruyoruz. Bu kart firması bugün Türkiye'deki bankaların kredi kartlarına ve TC kimlik kartlarına kadar büyük ölçekte bütün kartların üretimini yapmakta. Vallahi süper. Bu gerçekten burada bir başarı öyküsü saklı, evet. Azmin zaferi saklı ve istenirse neler yapılabileceğinin göstergesi var. İkinci nesil olarak sen de bayrağı devralmışsın. Evet. Bu vesileyle teşekkür ediyorum tüm Türkiye adına. Burada bir de tabii ki ithalat tarafınız var. Orada evet. Hangi gruptayız? İthalat olarak ofis kırtasiye sektöründe ağırlıklı olarak ithalattayız. Dünyadaki en bilinen büyük markaların distribütörlüğünü yapıyoruz. Bunlar içerisinde ağırlıklı olarak Avrupa markaları, Kolob, Dahle, Safescan olmak üzere. Aynı bunun yanı sıra üretimimiz de mevcut. Bütün kart aksesuarları, ciltleme ürünleri, bunların hepsini kendi bünyemizde üretimini yapıyoruz. Süpersin. İhracat var mı peki üretimde? İhracatımız Türkiye'nin çevre ülkelerine ihracatımız bulunuyor. Azerbaycan, Bulgaristan, Irak, Suriye ve Balkan ülkelerine ihracatımız bulunuyor. Süpersin. Burada fabrikamız Arnavutköy'de evet. Bulunmakta. Peki sadece İstanbullular mı yararlanıyor bu hizmetten? Yoksa Türkiye'ye mi yayılım var mı? Bizim ürünlerimiz Türkiye'deki en uzak noktaya kadar gider. Türkiye'deki bütün toptancılarla, bütün bayilerle çalışıyoruz ve Sarp markası Türkiye'nin en ücra köşesine kadar her yerde bilinir. Süpersin. Burada ürün gamını konuklarla buluşturmak önemli. Evet. Tabii ki üretici olmanın ayrıcalığının, kalitenin uygun rakamlarla bizlere yansıması çok evet. Çok önemli. Ve ithalat anlamında da düşünecek olursak bizler adına araştırıp en iyi, en güzeli, en son teknolojiyi Türkiye'yle buluşturuyorsunuz. Evet. Bu anlamda diyorsunuz ki sizler yorulmayın, sizler adına yorulan teknik atılım var diyorsunuz aslında evet, tüm ki. Müşterilerinize. Ve burada da teknik atılımın 1981'e dayanan geçmişiyle sonuna kadar yaptığınız için arkasındasınız. Bu anlamda ben de hedeflerin büyük olduğunu düşünerek sormak istiyorum izninle. Tabii. İleriye yönelik hedefler neler diyorum? İleriye yönelik hedeflerimiz ürün gamımızı genişleterek daha çok müşterilere hitap etmek, farklı müşterilere hitap etmek, yenilikçi ve daha kaliteli ürünler sunabilmek. İhracat pazarımızı büyüterek ülkemize katkıda bulunmak. Süpersin. Ben yeni nesil gümbür gümbür gelmiş diyorum evet. Bu güzel sözlerine dayanarak. Hem okullu hem alaylı olmanın ayrıcalığını yansıtıyorsun evet. Aslında bizde. Burada ünvan anlamında da dış ticaret müdürü ünvanına da sahipsin. Bu da tabii Türkiye adına bir gurur. Adımızı gururla yurt dışına taşıyorsun. Diliyorum ki var olan kaliten, güvenin, müşteri memnuniyetin, gülen yüzünle birlikte nice nesiller boyu bizlerle olsun. Saygılar olsun canım. Saygılar. Hoşça kal.
Evet, Fuar TV izleyicileri, buradan Kırtasiye Fuarı'nda yerini alan teknik atılıma teşekkür ederek ayrılıyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.